Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, Habertürk Televizyonu'nda canlı yayın konu olduğu programda Kıbrıs'ta geçen yıl kurulan Uluslararası Final Üniversitesi hakkında soruları yanıtladı. YÖK akreditasyonunu tamamladıklarını söyleyen Taşel, böylelikle önümüzdeki eğitim öğretim döneminde Türkiye'den de öğrencilerin Uluslararası Final Üniversitesi'ni tercih edebileceklerini kaydetti. Geçen yıl üniversitemiz Kıbrıs'tan ve yurt dışından öğrenci aldı. Bu yılda YÖK akreditasyonu sağlandı, YÖK onayı alındı ve inşallah 13 bölümle kılavuzda da yer alacak üniversite. Yer alacak. Başarılar diliyoruz biz üniversiteye bu Teşekkür yolculuğunda. Teşekkür ederim. Peki bunca eğitim yatırımını Türkiye ağırlıklı yapmış biri olarak neden gidip Kıbrıs'ı tercih ettiniz üniversite açmak için? Ben Kıbrıs'ı eskiden beri çok seviyorum ve özellikle de öğrenci açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm ve eğitim gibi iki ana alanı var. Bunlardan eğitim alanına biz de katkıda bulunmak istedik özellikle. Daha önce orada kurulan dershanelerimiz ve okulumuz vardı, kolejimiz vardı zaten. Üniversiteyi de orada gerçekten yerel anlamda da çok başarılı, kendi işlerinde başarılı arkadaşlarımızla beraber kurduk. Orada hem turizm yatırımları olan hem de özellikle taşımacılıkta, turizm organizasyonunda önemli işler yapan Dima Beylerle beraber üniversitemizi oluşturduk. Böylece oradan başlamış olduk. Hmm. Ama gelecek günler ne gösterir? Ne gösterir bilinmez. Evet. Bu cümlenin arka planında, gizli metninde belki Türkiye'de de bir üniversite açılır, neden olmasın? İnşallah. Bu uluslararası bir üniversite. Hem Türkiye'den öğrenci alacak hem de dünyanın birçok yerinden öğrenci alacak. Şu anda bile 12 ülkeden öğrencimiz var. Bu inşallah gelecek yıl en az 40 ülkeye çıkacaktır. Uluslararası Final Üniversitesi'ndeki bölümler hakkında bilgiler veren Taşel, eğitim bölümlerine büyük önem verdiklerini ifade etti. Özellikle üniversitemizde ağırlıklı olarak eğitim bölümleri var. Biz 10 bin civarında öğretmen çalıştırıyoruz Türkiye'de kurumlarımızda. Ve kendimize de Türkiye'deki diğer özel öğretim kurumları ve devlete de öğretmen yetiştirmek istiyoruz. Çok kaliteli. Evet, dikkatimi çekti. Evet. Eğitim fakültesinde, Fen Edebiyat fakültesinde. Evet, oldukça önemli bölümler var. Hem okul öncesi öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, fen öğretmenliği gibi, ilköğretim matematik öğretmenliği gibi bölümler var. Bir kısmını açtık, bir kısmını açıyoruz. Öğretmenlik bölümleri aşağı yukarı bütün alanlardaki öğretmenlik bölümlerini açacağız. Sizin o mezunlara iş garantisi dediğiniz şey buradan geliyor o zaman. Zaten bizim kendimizin de ihtiyacı var. Öğretmenimizi de yetiştirmiş olacağız diyorsunuz. Şimdi özellikle iki alanda mezunlarımıza iş garantisi vereceğiz. Bunlardan biri eğitim alanı, bu bahsettiğim bölümler. Tabii buna rehberlik, psikolojik danışmanlık ve psikoloji bölümü de dahil eğitim bölümlerine. Ayrıca bizim partnerimiz, orada beraber mütevelli heyetinde başkanımız, yer aldığımız diğer arkadaşlar da turizmci olduğu için turizm alanında da yine bu tarzda iş garantisi vereceğiz. Zaten turizm bölümünü komple burslu açtık bu sene. Yani paralı öğrenci almayacağız. Tamamı burslu. Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel, mezunlara iş garantisi konusunda sorulan bir soruyu da şu şekilde yanıtladı. Şimdi bana göre üniversitenin iki işlevinin birlikte yürümesi lazım. Bir tanesi akademik yeterlik ve akademik başarı. İkincisi de yani araştırma. İkincisi de mesleki yeterlik. Yani siz meslek açısından yeterli insan yetiştirirseniz zaten bu kendisi doğal olarak iş bulur. Her yerde de onun itibarı vardır, iş imkanı da vardır. Evet. Biz buna güveniyoruz. En önemli garantimiz bu. Ama biz aynı zamanda eğitim sektöründe hep konuştuğumuzda şunu söylüyoruz. İşte iyi öğretmen yetiştiremiyoruz, yeterli öğretmen yetiştiremiyoruz. İşte bir takım ülkelerin eğitimdeki başarısı hep öğretmen kalitesinden geliyor diye. Hep Finlandiya ile kıyaslıyoruz. Evet, hep öyle söylüyoruz. O zaman işte biz bir üniversite kurduk. Ve önümüzde artık kimseye diyecek bir lafımız yok. Harika öğretmenler yetiştirmemiz lazım. Ve bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bunun için de mesela öğretmenlik bölümlerimizde 3. ve 4. sınıfta
Türkiye'deki kurumlarımızda bu öğrencilere staj imkanı vereceğiz. Çünkü kurumlar erken başlıyor Ağustos'un ortasında ve Ekim'e kadar olan bölümde, ayrıca diğer tatillerde bu öğrenciler Türkiye'ye geldiklerinde de bizim kurumlarımızda staj imkanı bulacaklar. Ve belki de mezun olduktan sonra hiçbir staja gerek kalmadan doğrudan özel öğretimde görev alabilecek duruma gelecekler.